37 yıldır marangozluk mesleğini yapıyorum. Marangozlar Odası'na başkanlık adayımızı koyduk. Arkadaşların desteğini bekliyoruz. Efendim, üyelere ne tür mesajınız olacak? Üyelere elimizden geldiği kadarıyla beraber, birlik başkanımızla beraber aşamadıkları konuları yardımcı olacağız. Efendim, mesleğin ne tür sorunları var? Acil, özellikle kongre konuşmanızdan bazı kesitler alabilir miyim? Neler söyleyeceksiniz? Sadece mesleğin değil, bütün esnaf arkadaşlarımızın sorunları var. Evet. Pahalılıktan ve iş konusundan hepsine bir çözüm getirmeye çalışacağız Allah izin verirse. Elimizden geldiği kadarıyla beraber. Temaslarda bulunacaksınız. Çok teşekkür ederim. Efendim, sizi tanıyalım. Mustafa Yengince. Hayırlı olsun. Siz de önemli bir seçime gireceksiniz. Siz neler söyleyeceksiniz? Ne söyleyeceğiz? Biz bir genç ve güzel bir ekip kurduk. Bu ekibin içerisinde bir tek marangozlar olarak değil, çeşitli dallardan, meslek gruplarından arkadaşlarımız da var. Mehmet arkadaşımız genç ve dinamik. Bilgi ve tecrübeleriyle beraber esnaf arkadaşlarımıza yardımcı olacağımıza biz inanıyoruz. Önemli olan burada birlik ve beraberlik. Önemli olan Giros'un esnafının kalkınması. Bir Trabzon, Rize veya Samsun gibi illerle yarışabilmek. Malzemelerde olsun, gerekli bizim ekipmanlarımızda olsun, bir takım şeylere yenilikler getirmek. Diğer meslek gruplarındaki arkadaşlarımızın da bir takım dertlere çareleri var. Onlara da çözüm bulacağız. Birer temsilcide bulunduracağız yanımıza gerekiyorsa. Yani esnafın yanında olacağız yani. Bu zamana kadar yapılmayan bir takım işleri üstesinden gelmeye çalışacağız. Efendim, hayırlı olsun. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Abdullah Özdemir. Siz neler söyleyeceksiniz? Hayırlı olsun öncelikle. Ben arkadaşlarıma, bütün arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışacağım. Arkadaşlarımızla evet, beraber elimizden geleni yapacak. Efendim, sizi tanıyalım. Zühtü İker. Evet. Arkadaşlarımızla beraber tüm meslektaşlarımıza ve diğer arkadaşlara yardımcı olmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar tüm arkadaşların yanında beraber olmaya çalışacağız. Birliklerimizi devam ettireceğiz. Evet. Hayırlı olsun diyelim. Size de çok çok teşekkür ederim. Efendim, sizi tanıyalım. Zeki Tatar. Zeki Bey, siz neler söyleyeceksiniz? Ben önemli bir seçiminiz Sayın var. Sayın Başkanım ve arkadaşlarım dediği gibi odamızda bu zamana kadar yapılmayan işlere inşallah hep beraber, birlikte, beraberlikle çözmek için bu yola girdik. Hepimize hayırlı olsun diyeceğim. Efendim, bu ekipte tabii siyasetin de duayen ve efsane bir ismi var. Sayın İbrahim Usta da burada. Efendim, öncelikle hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. 12'sinde önemli bir seçim var. Neler söyleyeceksiniz efendim? Evet, şimdi Sayın Başkan adayımız Mehmet Köse ile beraber, evet, yine çok değerli esnaf arkadaşlarımızla beraber bir yola çıktık. İnşallah Giresun için, şehrimiz için, esnaflar için hayırlı olur. Oda olarak eğer kazanırsak ilk yapacağımız iş, başarmayı da çok istiyoruz. Odamıza mensup esnaf arkadaşlarımızın sıkıntısında, derdinde, neşesinde aklına ilk gelecek olan oda haline gelmek istiyoruz. Zaman artık birlikte güç olma zamanı. Çoğu arkadaş belki içinde çok başarılı, çok şey ama aşılmayacak çok sorunlar var. Birlikte aşılacak çok sorunlar var. İnşallah bunları bu ekiple beraber örnek bir oda olmak için yola çıktık. Bütün esnaf arkadaşlarımızdan destek bekliyoruz. Kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Kimseye yüzümüzü kızartmayacağız. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Burada çok yüreği güzel bir insan. Değerli kardeşimiz Batlama Vadispor'un emektar başkanlarından Fatih Çelebi de var. Fatih Bey, siz neler söyleyeceksiniz? Merhabalar, Fatih Çelebi. Güzel bir yönetim kurduk Mehmet Köse abimle birlikte. Güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. İnşallah tüm halkımızdan, tüm meslek dallarımızdan, herkesten desteklerini bekliyoruz. Batlama Vadispor'daki başarıyı meslek odasında da görecek miyiz Fatih Bey? Elimizden gelenin daha fazlasını göreceğiz inşallah. Hayırlı olsun, teşekkür ederim. Değerli bir arkadaşınız daha var. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Sayın kısa ismim. Emlak, evet, emlak ofisi sahibiyim. Evet. Öncelikle değerli başkan adayımız Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu oda genellikle marangozcular, kireççiler, mobilyacılar daha çok odada mevcut. Evet. Kendisi ama büyük bir hassasiyet gösterip değişik meslek dallarından da bu yönetimde birçok arkadaşımızı kendi yönetimine almak için aday gösterdi. Bizleri de sağ olsun. Ben şuna inanıyorum, bir emlakçı olarak mobilyayla bizim de ilgimiz bayağı var. İş üretme,
tedarik zinciri, malzeme vesaire nasıl işlediğini az çok mobilya sektörünün marangoz imalatını biliyorum. Bu konuda Mehmet Bey'in Giresun'daki bütün odaya kayıtlı meslektaşlarına her türlü ürün tedariki çözüm konusunda yardımcı olacağını düşünüyorum. Çünkü kendisi zaten uzun yıllardır Giresun'da bu işi yapıyor. Bu şekilde kendisine de teşekkür ediyorum. Efendim çok teşekkür ederim.